Efendim sevgili Ramazan Kurdoğlu hocayla bugün konumuz ilk Bill Gates olacak. İlk konumuz Bill Gates. Zira Bill Gates dünyanın koronavirüs pandemisine karşı, dünyanın koronavirüs pandemisiyle karşı karşıya kalacağını 2015 yılında açıklamıştı ve haklı çıktı. Bu yıl CNBC kanalına verdiği bir röportajda ise Bill Gates farklı bir patojenle dünyanın yeni bir pandemiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Yine bundan 2 ay önce verdiği bir başka röportajda ise Gates, dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. Bütün bu söylenenlerin ötesinde Gates Vakfı'nın çiçek aşısı için ciddi yatırımlar yapmaya başlaması, Bill Gates'in eşi Melinda Gates'in ise bu aşıyla bizzat ilgilenmesi, dünyaya da çiçek salgını şüphesini hızla yayılmasına neden oldu. Bugün sevgili Ramazan Kurdoğlu hocamla konuşacağımız ilk konu bu olacak. Daha sonra da programımızın ilerleyen dakikalarında Ramazan Hoca bizlere pandemi ve savaş dönemlerinde mal varlığımızı, yani paramızı, evimizi, malımızı korumanın tam 7 yolunu anlatacak. Ve tabii savaş, kuzey sınırımızda savaş başladı bile, Ukrayna ve Rusya, batı sınırımızda ise henüz neye hizmet edeceğini kestiremediğimiz bir Amerika Birleşik Devletleri asker ve mühimmat yığını var. Allah sonunu hayretsin. Ama gidişat pek de hayırlı durmuyor. Bakalım Ramazan Kurdoğlu hocam bize savaşın olası seyri, 3. Dünya Savaşı ihtimali ve Türkiye'nin içine çekilmek istendiği bataklık konularıyla ilgili neler söyleyecek. Diğer taraftan önümüzdeki 10 yılın kıtlık ve kaos yılları olacağına dair söylenti ve haberler hızla yayılıyor. Zaten pandemi ve savaşın yüklerini zor taşıdığı bir dönemde dünyayı önümüzdeki 10 yılda kıtlık ve kaos mu bekliyor, yoksa bolluk ve başarı mı? İşte bütün bu soruların cevapları bugün şu anda izlemekte olduğunuz Haber Arası programında olacak efendim. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi ben sizi uzun yıllardır takip ediyorum. Siz farkında değilsiniz ama siz aslında benim de gizli danışmanlarımdansınız. Sağ olun. Gerek ekonomik olarak, gerek sosyal olarak, gerek dünyaya bakış olarak sizden aldığım bilgiler, o kitaplarınızdan okuduğum bilgilerin çok faydasını gördüm. Bu güzel çalışmaların devamını nasip etsin diyelim inşallah. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, nefes aldığımız sürece bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul Aydın Üniversitesi'nde hocayım ben. Öğrencilerime de, hoca arkadaşlarıma da bunları anlatırım. İlk hatta şöyle göstereyim. İlk bu kitabım yayınlanmıştı bundan 13 yıl önce. Evangelizm kitabı. Bu kitabı. O zaman arkadaşlarım bile hocam kitap çok güzel ama komplo demişlerdi. Evet. Sonra ben yine biyopolitik efendim şeyi, bu kitabı yayınladığımda gıda ile ilgili bu işin bir savaş olduğunu, ki şimdi yine son kitabımı burada arkadaşlarıma göstereyim ki burada sanal para, sentetik insan, Lego, din ve mahşerin dört atlısı. Evet. Olay şu değerli kardeşim. Şimdi dünyada bir Bill Gates'ten başlayalım. Biyogenetik, bir nöropsikolojik sanal medya, bir de ben onu plug-in hibrit diye tanımladığım üçüncü nesil paranın ne olacağı ve patronun kim olacağı kavgası var. Bu anlamda tabii televizyonlarda muhtelif yorumcular çıkıyor. Ve bu yorumlarda çok acı bir şeyi görüyorum ben. Yani ben hep ben doğru tahmin yaparım, benim söylediklerim doğru anlamında söylemiyorum ama ekranda baktığımızda bir kısım asker, akademisyen insanların şeytanı cephede aradıklarını düşünüyorum. Şeytanı cephede aramayacaksınız küresel mücadelede. Şeytan cephenin arkasındadır. Cephenin arkasını, savaşın arkasını, yani aynanın arkasını, ki bu konuda da siz televizyoncular bilirsiniz. Black Mirror, siyah ayna diye bir dizi film de vardı. Bunu anladığımızda dünyayı daha kolay anlarız. İşte bu noktada baktığımızda bir biyogenetik dedik ki Bill Gates amca yıllar önce, bundan 10 yıl oldum bilemiyorum. Yani pandemiden ne kadar önce? Bir 6 sene kadar önce, 5 sene kadar önce söyledi pandemiyi. Bir koronavirüs salgından bahsetti. Ondan beteri var. Kenya'da Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Melinda Bill Gates Vakfı'nın bir aşı çalışması var. Kaynak sağlam olmayınca ben kullanmam. Kenya hükümetinin resmi rakamları bu. 14-49 yaş arasında bu aşı çalışmasının sonunda 500 bin Kenyalı kadın mutlak olarak kısır kaldı. Evet, Kenya hükümetinin açıklaması. Şimdi buradan baktığımızda Stephen Zweig'in bir
şeyi vardır, sözü vardır. Şey der, korku ruhu kemirir. Şimdi COVID-19 ile birlikte bütün insanlığın ruhu kemirildi. Korku salındı, korku. İşte bu korkunun arkasından ne geliyor? Korkunun arkasından varlıkların tükenmesi, insanların efendim gıda ve suya erişiminde problemlerin çıkması lazım ki bizim ekonomi işletme tahsili görürken bir şey vardır. İngiliz şey teorisyenin bir lafı vardır. O da insanların Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bir, insanlar her şeyden önce İngilizce değil mi? First of all diyor onlar. Evet. Önce güvenlik ihtiyacı. Güvenlik ihtiyacından sonra insanlar karınlarını doyurmanın ihtiyacına yöneliyorlar. İşte bugün baktığımızda bir o ruhu kemiren korku imparatorluğu dünyayı sarmış vaziyette. Arkasından baktığımızda varlıkların giderek ucuzladığı su ve gıda efendimin giderek bulunmazlar listesine doğru ki bunun speküle edildiği, kullanıldığı, Türkiye'de de bunun istismar edildiğini biliyoruz zaten. Evet. Bu dünyada da istismar ediliyor, onu da söyleyelim. Böyle bir yapı içinde enflasyon fiyatların zapzapla gideceğini ki şunu net olarak söyleyeyim. Hiçbir insanı, hiçbir insanımızı korkutmak gibi bir şeyim yok. Ama neticede akademisyenin görevi, akademisyenlerin görevi, düşünce kuruluşlarının görevi, siyasetçinin, devletin üst bürokrasisinin, istihbarat kurumlarının, genelkurmayının önüne ihtimaller teorisini, ihtimalleri koymaktır. Bu anlamda ben bir ihtimal koyuyorum. Evet. Önümüzdeki 10 yıl fakirleşme ve kaotik bir dönem. Dünyada önümüzdeki 10 yıl fakirleşme ve kaotik bir dönem. Bu kaotik derken bunu biz yani savaşlar gibi algılayalım mı, algılamayalım? Algılayın. Hmm. Çünkü bu anlamda şimdi baktığımızda bir matruşka ile karşı karşıyayız. Bu matruşkanın dışında ilk karşılaştığımız neydi? Bir salgınla karşılaştık, bir korku imparatorluğu. Evet. İkincisinde bir enflasyonist su ve gıdaya ulaşma. Üçüncüsünde görüyoruz ki bir savaş patladı ve bu savaşların gerisi gelecek. Ha bunun içinde bütün bu enstrümanların içinde para ve dini, ezoterizmi bilmeden siyaseti anlayamazsınız. Çünkü para ve din. Din deyince de insanımız bizim sadece Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığı anlıyor. Semavi dinler. Hayır, dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. Bunun yarısından çoğu felsefi dinlere inanıyor. Yani semavi dinlerin dışındaki inançlara sahipler. Evet. İşte böyle bir dünyada daha çok ezoterik dediğimiz, yani FETÖ namussuzu gibi biraz Yahudilik, biraz Hristiyanlık, biraz Müslümanlık ama çoğunlukla paganizm, ezoterizm dediğimiz bir inanç dayatılıyor. Peki bunun kaynağını da nerede görüyoruz? Noah Harari'nin Homo Deus diye bir kitabı vardır. Homo Deus, tanrı insan demektir. Bu tanrı insanlığı deyimini alıp götürdüğünüzde milattan önce 3500'lere gidersiniz. Yunan felsefesine, Pisagor'a gidersiniz. Yahudi kabalasına gidersiniz. Hint mistizmine gidersiniz. İran mitraizmine gidersiniz. Sonra önünüze bir paket koyarlar kabala diye. Evet. İşte böyle bir yapı içinde şu anda matruşkanın en dibinde ise görünmeyen saklı saklı 3. nesil paranın savaşı var. Peki 3. nesil para ne demek? 1. nesil para milattan önce 6. yüzyılda bugünkü Manisa'mızın, İzmir'imizin, güzel vatanımızın orada bulunan Lidyalıların bulmuş olduğu gümüş ve altın sikke. İlk bundan para, birinci nesil para budur. Bu, gümüş ve altın sikkeler. Evet. Şimdi bundan önce de efendim karpuzu, o efendim bademle bademi, onu saymıyoruz. İkinci nesil para özellikle 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'nın galibi olan İngiltere'nin ki bu savaşın zengin ettiği en önemli dünyadaki isim Rothschild ailesidir. Yani ki Profesör Haydar Kazgan'ın Galata bankerlerinde bunun detayını görebilirler ki Batı'da çok daha fazla kaynak var. Orada Rothschild'lerin nasıl bir spekülasyon yaptığını derin derin anlatırlar. Bu şimdi yine konuyu atlamak gibi olmasın da Bill Gates, Rothschild, yani bunlar şey midir? Aynı amaca hizmet eden bir takım şeyler mi var bu işin içinde? Çok güzel bir sual. Söyledim. Şimdi insanımız anlıyor ki... Çünkü şu da var. Aşı, şimdi bir pandemi oldu. Şimdi o pandemi artık başlıyor, maskeleri falan çıkardık. Şimdi yeni bir söylenti. Ya çiçek pandemi, yine bir aşı hazırlığı falan... Bu ne oluyor? Bu neye hizmet ediyor? Bu nedir? Çünkü biraz önce bir şey söyledim. Biyogenetik savaşlar başladı. Bu biyogenetik savaşlar bir tarafta
manipülasyonlarla salgınlar, bir tarafta omikler dedikleri yeni nesil mRNA'lı, DNA'lı ilaç ve aşılar. Bunun amacı para kazanmak mı? Hayır. Ne bunun, için yapıyorlar bunun bunu? Amacı para, zaten bu adamlar paraya sahipler. Bunun maksadı, açıkçası burada net bir şey söyleyeyim. Bu Allah'a karşı şeytanın temsilcilerinin açtığı bir savaş. Bu yani bir kısım bunu ahmaklar komple teorisi falan değerlendirebilir. Hayır. Ne yapmaya çalışıyorlar? Tanrıcılık mı oynuyorlar şimdi, yoksa? Yüce Allah insanoğlunu yaratınca evet. Meleklere dedi ki yüce Kur'an'ımıza göre insanlara secde edin. Bütün melekler insanlara secde etti. Birisi ben dedi yapmam dedi. Ben insanların üstünüm. Şeytan. İşte bu noktada şeytan kıyamete kadar serbest bırakılmış vaziyette. Kıyamete kadar şeytan şeytanlığını yapıyor ve yeryüzünde maalesef Allah'a iman edenler, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister bizim gibi Müslüman olsun, bunlar açıkçası imanda ve Allah'ın emirlerinde miş gibi yapıyorlar. Diğer taraftan ise aklı vestiye rastmış vaziyetteler ama şeytanın temsilcisi olan insanlar gürül gürül aklı kullanıyorlar, teknoloji üretiyorlar, bilim üretiyorlar. Bugün dünyada kim diyorsa ki bilim bağımsızdır, bilin ki ya dünyadan haberi yoktur ya salağın tekidir. Çünkü bilim bağımsız falan değil. Bilim, vakıflar, NGO'lar, efendim bir kısım ulusüstü yapılar tarafından kontrol ediyor. Mesela Big Wings, büyük kanatlar diye biyolojide, efendim genetikte, kimyada, tıp biliminde, mühendislikte kanatlar vardır. Bunların dediği haşa Tanrı emri gibidir. Aynı şey, ben sosyal bilimlerden geliyorum. Finansçıyım, efendim iktisatçıyım. Evet. Bizim alanda da mesela ismini söylemeyeyim. Bir makalem var idi. Bir dergiye gönderdim, ünlü bir dergiye gönderdim. Amerika'da dediler ki şu paragrafı çıkarsanız yayınlanırız. O paragraf da neoliberalizme vuruyor. Ben de dedim ki ben esas söylemek istediğim o dedim. Hemen Çinliler devreye girdi, biz yayınlarız dediler. Sonra ben Litvanya'da Klaipėda Üniversitesi'nin dergisinde yayınlattım bu makaleyi. Şimdi buradan gelmek istediğimiz olay şu. Bir görünenler vardır. Şimdi bizim insanımız televizyonlarda ki Irak'ın işgalini CNN başta olmak üzere televizyonlardan seyrettirdiler. Evet. Şimdi sosyal medya, internet üzerinden bir ölüm kalım savaşını, Ukrayna'yı takip ediyoruz. Üçüncü nesil savaşta ise bu adamlar bize bunu Metaverse'den seyrettirecekler. Çünkü Metaverse bundan 6 ay kadar önce bir açıklama yaptı Mark Zuckerberg. Dedi ki efendim biz bir Metaverse. Metaverse'ü insanlar sadece bunu Meta'nın zannediyorlar. Hayır. Metaverse bir cins isim. Nasıl ki şimdi WWW bir sürü webler var ise bir sürü de Metaverse'ler olacak. Evet. İşte bu noktada olay şu. Metaverse bir seküler dindir. Seküler bir inançtır. Ve bu Matrix denen Kabala ile teknolojiyi harmanlayan bir sanal dünyaya geçiş sürecidir. Bu adeta Hasan Sabbah'ın modernize edilmiş şeklidir. Yani insanları uyuşturan, insanları gözlüğü takınca hayal alemine sokan ama gözlüğü çıkarınca açlıktan karnı guruldayan bir insanlık tezgahlanıyor. İnançlarıyla oynananlar, aile meselesini darman duman eden bir değerler silsilesi ile karşı karşıyayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.